Pekin, Rusya'nın askeri müdahalesini doğrudan kınamayan az sayıdaki ülke arasında yer aldı. Çin, Ukrayna konusundaki açıklamalarında ABD'yi bölgedeki gerilimi kışkırtmakla suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Rusya'nın eylemlerine ilişkin işgal, saldırı gibi ifadeleri kullanmaması, kınama anlamına gelecek bir yorumdan kaçınması dikkat çekti. Bir Avrupa Birliği yetkilisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'daki varlıklarını dondurma kararı aldığını açıkladı. AB sabah saatlerinde açıkladığı yeni yaptırım paketiyle Rusya'nın borçlanma maliyetlerini arttıracağını, enflasyonunu yükselteceğini ve sanayisinin temelini yıpratacağını duyurmuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünya gündemini meşgul etmeye devam ederken Çin'den destek ya da eleştiri yönünde hala net bir mesaj yayınlanmış değil. Rusya'nın Ukrayna işgaline vereceği cevabı değerlendiren Çin'de kamu bağlantılı medya kuruluşları yaşanan savaşın Çin sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan olmasına rağmen ön sayfalarında yer vermemeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine 7000 ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı. Pentagon yetkilisi bu gücün NATO müttefiklerine güven vermek, Rus saldırganlığını caydırmak ve bölgedeki bir dizi ihtiyacı desteklemeye hazır olmak için Almanya'ya konuşlanacağını belirtti. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu. Rusya sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti. Tayvan Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözmek yerine silah ve şiddete başvurmasının üzüntüyle karşılandığını ve Tayvan hükümetinin Rusya'ya karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara katılacağını duyurdu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tayvan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya teknoloji transferini kısıtlayacağını belirtmişti. Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Xinjiang Askeri Birlik Politbüro toplantısında İslam'ın Çinileştirilmesine vurgu yapıldı. Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı'na göre Çin Komünist Partisi'nin 20. kongresi yaklaşırken toplantının başarılı bir şekilde açılması için İslam'ın Çinileştirilmesi politikasına bağlı kalmaya ve tedbirleri sıkılaştırmaya yönelik Urumqi'de bir toplantı düzenlendi.